kişi için, yarışma için kim? Başka bir kişi vardı. Kadınlar ulusun inşasında vazgeçilmez bir ortaktır ve bir gurur kaynağıdır. Kadınların rolüne, liderliğine ve çeşitli alanlarda ulusa ve topluma hizmet etmelerindeki katkılarına çok da değer veriyoruz. Şimdi sizlere Büyükelçi Vekilimizin Ekselansları Moza El Hosseini'nin konuşmalarının teşriflerini bekliyoruz. كما تلعب المرأة الإماراتية دور فعال وحاسم في تعزيز العمل المناخي وخاصة خلال استضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP 28. Öte yandan Türk kadınının geçtiğimiz 10 yıllar içerisinde çeşitli alanlarda niteliksel atılımlar yaptığını, 1934 yılında seçme hakkını elde ettiğini ve yüksek siyasi mevkilerde bulunduğunu görüyoruz. Türk kadınları eğitim, tıp, mühendislik ve işletme alanlarında da ortaya çıkmış ve birçok sektörde lider konumuna gelmiştir. Son istatistik araştırmalara göre de kadınların her zaman zaman geçtikçe daha ileriye gittiğini göstermektedir. Önümüzdeki dönemde de iki dost ülke arasında kadınların güçlendirilmesi alanındaki işbirliğinin de daha da artmasını bekliyoruz. Türkiye misyonuyla kadın projelerini 20 bölüme depremden sonra Adıyaman'da kadınlar çalışmadı. Tekrar burada olmaktan dolayı çok memnun olduğumuzu söyleyeyim. Herkese saygıdan mütevazidi bu ne aşkır kumara da kufra ve selam ve tahiyyat ile cemiyat. İda ayman fiyh el meşru'u al-thaniye khas bi akhiyat ve adana zeyf bin tevazide ma'ana min Adıyaman ida bi yitkanumun an tecrübeten khasaten anna el meşru'u ayman qa'an fi Adıyaman ve lakin sifar devleti limara sahamet fi tatuvir. Keza dikiş nakış atölyesi ile ilgili elçiliğin de destek bulundu. Üretimiyle ilgili destekte bulundu. Dikiş nakış atölyesi ile ilgili de söylemek istediklerimiz varsa buyurunuz.
bu makineler o kadar güzel bir zamanda geldi ki bütün bayanlar köşeye çekildiği andı. لقد تم تقديم الأجهزة والمعدات لمصنعنا وفي دعم مشروعنا في وقت كنا على حافة الانسحاب والتركن جانبا من هذا المجال. Bu süre işte o bayanlar, bütün arkadaşlar kendine gelmeye çalıştı. Hepimizin kaybı var. Evet, kaybımız var ama ayakta durmak zorundayız, hepimiz biliyoruz. Bu süre işte bayanlara eğitim verildi. Dikiş makineleri geldi, dikiş öğrendiler. İstihdam verildi. Verilen istihdam sayesinde herkes ayaklanmaya çalıştı. Evet, sağlık. بعد ان كانت هذه المرحله الى ان تاتي المعدات كانت النساء طبعا في حاله نفسيه صعبه خصوصا بعد الكارثه الكبيره كانت الاستنزاف وكانوا على وشك الياس للمشاركه في بيئه العمل فعندما جاء الدعم الاماراتي فتلك النساء بداوا ب إعادة تحسين نفسياتهم والدخول في بيئة العمل. Eşlerime maddi yönden destek çıkılıyor. Kadınların gücünün olduğunu gösterdiler. Kadınlar ayaklandığı zaman her şey çok güzel olduğunu gösterdiler. Bunlar için teşekkür ediyorum. Arslan bu kadar güzel anlattı ki. Şekilde gördüm. Çünkü bu istatistiklerde kadınları yani Türkiye'de yaşayan tüm kadınları da yabancı kadınları ne kadar ileri gittiği yani daha güçlü adımlar attığı yükseldiğini ispat eden bir durum. Ben de iyi yazılanan bir şey bir arama bir müslümanı moralitlerini müşahat edildi. İnsan يبارك ميكروفون انا بلي جميع نساء العالم اليوم العالمي tüm kadınlar kadınlar gününde يبارك لجميع نساء العالم اليوم العالمي للمراه والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام her yıl 8 Mart'a denk gelen tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum. وَنَحْطِيلُ عَلَيْكُمْ Size çok sözlerimi uzatmayacağım. وَلَاكِنْ أَقُولْ Ama şunu söylüyorum. الْعَالَمْ بِدُونْ نِسَى Dünya kadınsız, kadınsız dünya. لَنْ يَكُونَ عَالَمًا Tebrikler, bravo. Münasebetle hepimizi kesiyoruz. Şu an ne? Yok mu? Şu an ne? Yok mu? Şu an ne?
في تركبي بمناسبة يوم المرأة العالمي، وهو ترجمة لجهود التي تقوم بها قيادتين بلدين في هذا الجانب. أنا موزر الحسني بيوكالتشيليك مريم ببلاشيك عربي إمكتر بيوكالتشيليك. Tabii ki bu kadınlar günü münasebetiyle bugün Türk ve Türk kadınlarla hep beraber olmak, bu mutlu günü birlikte paylaşmak. بلا شك بأن النموذج الإماراتي فيه العديد من الإنجازات، وأيضاً النموذج مهتماً بجهود الدولة التركية لتمكين المرأة وبالأخص السيدة نينا أمين أردوغان. Tabii ki iki ülkenin yönetimi de Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de her daim kadınları güçlendirme yönünde büyük çabalar harcamışlardır. Buna yönelik Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim takdirlerimizi Zat-ı Devletleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendilerine verdiği emekleri yadırgamamak lazım ve bunu takdirle karşılıyoruz kadınlar için. في كل البلدين تعلمنا كثرة المرأة في العديد من المناصب سواء في دولة الإمارات أو في تركيا، واحتلت مناصب قيادية. فعلى سبيل المثال في دولة الإمارات احتلت المرأة أكثر من 46% في العاملات في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية الإماراتية، وأيضا احتلت المرأة التركية العديد من المناصب العامة في المجتمع التركي. وشكرا جزيلا على مشاركتكم اليوم معنا. Tabii ki her iki ülkede de kadınların bütün alanlarda, tüm sektörlerde öncü ve başarılı mevki sahipleri oldular. Buna örnek olarak Birleşik Arap Emirlikleri siyasi alanda kadınların diplomatik ortamda %46'sını temsil etmesi. Keza Türkiye'de de kadınlar her alanda, her sektörde öncü ve ön takımlarda yer almaktadır. Hepsinin başarılarını da takdirle karşılıyoruz. Ayrıca bu sözü verdiğiniz için de sizlere teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.